33 derece doğu meridyeninde bulunan Ankara'da yerel saat 16.30 iken 42 derece doğu meridyeninde bulunan Siirt'te yerel saat kaçtır deniliyor. Verilenleri bir yazalım. 0 33 derece doğu meridyeni Ankara yerel saat 16.30 iken 42 derece doğu meridyeninde bulunan Siirt'te yerel saat kaçtır denilmiş. İkisi de doğu meridyeni olduğu için meridyen farkını bulurken büyüğün derecesinden küçüğün derecesini çıkartıyorum. 42'den 33'ü çıkarttığımız zaman 9 meridyen fark olduğunu görüyoruz. Aralarındaki yerel saat farkını bulmak için 9 ile 4'ü çarpıyoruz. Meridyenler arasında 4'er dakika yerel saat farkı vardır. Bundan dolayı A ile C arasında Ankara ile Siirt arasında 36 dakika yerel saat farkı olduğunu görüyoruz. Siirt Ankara'ya göre daha doğuda olduğu için yerel saati 36 dakika daha ileridir. 16.30'dan 36 dakika daha ileridir. Bundan dolayı 16.66 66 olmaz tabii ki. Buradan bir saat alıp diğer tarafa veriyoruz. 17.06 doğru cevabımız olur. Yani doğru cevap E seçeneğidir. K, L ve M merkezleri aynı enlem üzerinde yer almaktadır deniliyor. Aynı enlem üzerinde. K'nin yerel saati L merkezinin yerel saatinden daha ileriymiş. L merkezinin bulunduğu yeri şuraya çizecek olursak K'nin yerel saati daha ileri olduğuna göre daha doğuda bir yerdedir. Ve aralarında 1 saat 20 dakika yani 80 dakika aralarında yerel saat farkı olduğunu söyleyebiliriz. M'nin yerel saati K'nin yerel saatinden 1 saat 40 dakika daha ileridir deniliyor. M daha da doğuda olduğunu görüyoruz. 1 saat 40 dakika yani 60 40 daha 100 dakika daha ileride olduğunu görüyoruz. L merkezinin bulunduğu yer söylenmiş. L merkezinin bulunduğu yer 35 derece batı boylamı olduğuna göre K ve M merkezlerinin konumu sorulmuş. L ile K arasında 80 dakika yerel saat farkı olduğuna göre 24'e böldüğümüz zaman aralarında 20 boylan fark olduğunu söyleyebiliriz. K ile M arasında 100 dakika saat farkı olduğuna göre 4'e böldüğümüz zaman 25 meridyen fark olduğunu söyleyebiliriz. 35 derece batı meridyeninden 20 derece doğuya doğru gittiğimiz zaman 15 derece batı boylamına gelmiş oluruz. 15 derece batı boylamından 25 derece daha doğuya doğru giderken önce başlangıç meridyenine uğrarız. 0 15 gittik. Daha 10 gitmemiz gerekiyor. Burada da 10 derece doğu meridyenine ulaşmış oluruz. Dolayısıyla K'nin bulunduğu yerin 15 derece batı olduğunu, M'nin bulunduğu yerin ise 10 derece doğu olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre A merkezi aşağıda verilen meridyenlerden hangisinde yer alır? A ve B merkezlerinin başlangıç meridyenine uzaklığı aynıdır ve aralarında 160 dakika yerel saat farkı vardır deniliyor. Aralarındaki yerel saat farkı 160 dakika olduğuna göre meridyen farkını bulmak istersek meridyenler arasında 4'er dakika fark olduğundan 40 meridyen fark olduğunu söyleyebiliriz. Bu 40 meridyenin yarısı burada, yarısı burada. Demek ki şurada 20 meridyen, şurada 20 meridyen fark vardır. Başlangıç meridyeninin 20 derece batısındadır diyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Haritada verilen merkezlerden hangisinde Temmuz ayında Güneş tepe noktasına geldiğinde Türkiye'nin ulusal saati 12'yi gösterir. Bir yerde güneş tepe noktasına geldiğinde saatler 12'yi gösteriyorsa kendi saatiyle ortak saati aynı demektir. Türkiye'de tüm Türkiye'de daima 45 derece doğu meridyeninin saati kullanıldığına göre V'nin saatiyle Türkiye'nin ortak saati aynıdır. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. 21 Mart günü 44 derece doğu boylamında bulunan Hakkari'de 44 derece doğu boylamındaki Hakkari'de güneş 05 56'da doğmuştur. Aynı gün 29 derece doğu boylamında yer alan Bursa'da güneş kaçta batar deniliyor. 21 Mart tarihi olmasından dolayı güneş doğduktan 12 saat sonra batar. Yani Hakkari'de güneş o gün yani 21 Mart tarihinde 17.56'da batar. Fakat bize Bursa'da kaçta batar diye sorulmuş. Bundan dolayı ikisi arasındaki meridyen farkını bulmamız gerekiyor. 44'ten 29'u çıkarttığımız zaman ikisinin arasında 15 meridyen fark olduğunu görüyoruz. Yerel saat farkı ise 15 çarpı 4 dakika 60 dakika yerel saat farkı vardır. Yani 1 saat yerel saat farkı vardır aralarında. Bundan dolayı 1 saat sonra da Bursa'da güneş batar. 17.56'dan 17.56'dan 1 saat 00, .00 dakika sonra güneş batar. 18.56'da Bursa'da güneş batar. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Buna göre aşağıda verilen ülkelerden hangisinin kullandığı ulusal saat daha ileridir? Arjantin oldukça batıda bir yerdedir. Güney Amerika'da başlangıç medyanın batısında yer alır. Verilenler içerisinde saati en geri olandır. Daha sonra Fas Almanya gelir. İran gelir. Moğolistan ise Asya'nın doğusunda yer alır. Ve başlangıç medyanın oldukça doğusunda bulunmasından dolayı diğerlerine göre saat daha ileridir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 90 derece doğu boylamında yer alan X kentinde saat 9.50 iken saatin 11.30 olduğu o yüzden de daha doğuda olan Y kenti hangi boylam üzerindedir deniliyor. Buna göre ilk, öncelikle ikisinin arasındaki yerel saat farkını bulmamız gerekiyor. Yerel saat farkı 11 saat 30 dakikadan 9 saat 50 dakikayı çıkartacağız. Dakika hanesi ve saat hanesi ayrı ayrı yazıyorum. Dakikalar yetmiyor çıkarma işlemi için buradan bir saat alıp diğer tarafa aktarıyorum. Bu durumda saatimiz 10 kalıyor, dakikalarımız 90 oluyor. 10 saat 90 dakikadan 9 saat 50 dakikayı çıkarmak istiyoruz. Bunun sonucunda 1 saat 40 dakika yerel saat farkı görüyoruz. 1 saat 60 dakika olmasından dolayı artı 40 ekliyoruz. İkisinin arasındaki yerel saat farkının 100 dakika olduğunu görüyoruz. Meridyen farkı ise ardışık 2 meridyen arasında 4 dakika fark bulunmasından dolayı 100'ü 4'e böldüğümüzde 25 meridyen fark olduğunu görüyoruz. Ve Y meridyeni daha doğudadır. X meridyeni doğuda, Y meridyeni daha doğuda. 90 derece doğu meridyeninden 25 derece daha doğuya doğru gidiyoruz. Doğu meridyenlerinden doğuya doğru gidildikçe dereceleri artar. Bundan dolayı 115 derece doğu meridyenine ulaşılır diyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre aşağıda verilen ülkelerden hangisi aynı anda bir tane ortak saat kullanır. Rusya, Kanada, ABD, Avustralya gibi ülkeler çok geniş ülkelerdir. Ve bu ülkelerin doğusuyla batısı arasında saat farkı oldukça fazladır. Çünkü ülke üzerinden geçen meridyenlerin sayısı oldukça fazladır. Bu durumun en belirgin olduğu yer Rusya'dır hem kutuplara yakın olmasından dolayı hem de doğu batı yönünde çok fazla geniş olmasından dolayı Rusya'da doğusu ile batısı arasında 10 saati aşkın yerel saat farkı vardır. Bundan dolayı bu tür ülkelerde aynı anda birden fazla saat kullanılması bir zorunluluk halini alır. Fakat Almanya yüz ölçüm bakımından küçük bir ülkedir. Ülke üzerinden geçen meridyen sayısı oldukça azdır. Bundan dolayı birden fazla saat kullanmak Almanya için bir ihtiyaç değildir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 21 Mart günü Aydın'da güneşin ufuk düzlemindeki konumu yukarıdaki gibi iken, Ağrı'daki konumu aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? Türkiye'nin bulunduğu yer 26 derece doğu ile 45 derece doğu meridyenlerinin arasıdır. Türkiye'nin en batısı ile en doğusu arasında 19 meridyen fark vardır. Yani 76 dakika yerel saat farkı vardır. Yani 1 saat 16 dakika yerel saat farkı vardır. Bundan dolayı Aydın'da Güneş Tepe noktasındaysa Ağrı'da da bundan çok uzak bir konumda değildir. Çünkü ikisinin arasında çok fazla bir yerel saat farkı yoktur. Fakat Ağrı daha doğuda olmasından dolayı güneş doğmuş, öğle vaktine gelmiş ve hatta biraz daha öğle vaktini geçmiştir. Doğuda olmasından dolayı güneş daha erken doğduğundan dolayı Ağrı'da güneş tepe noktasını biraz geçmiştir. Neden biraz diyoruz? Çünkü Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında 1 saat 16 dakika yerel saat farkı vardır. Bundan dolayı en yakın cevabımız C seçeneğidir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Türkiye'nin en doğusunda yani 45 derece doğu meridyeninde gün içindeki en kısa gölgenin yaşandığı anda yani yerel saat 12.00 iken Londra'da yani başlangıç meridyeni üzerinde saat kaçtır denilmiş. Öncelikle ikisinin arasında meridyen farkını bulmak istiyoruz. 45 ve 0 arasında 45 meridyen fark vardır. Yerel saat farkını bulmak istersek 15 meridyen 1 saat dilimi. Buradan 3 saat bulabiliriz veya 45 meridyen Meridyenler arasında 4 dakika yerel saat farkı var. 180 dakika yerel saat farkı var diyebiliriz. 1 saat 60 dakika olmasından dolayı da 180 dakika yerine 3 saat diyebiliriz. Londra daha batıda olmasından dolayı saati 3 saat geridir. 12'den 3 saat geri olmasından dolayı çıkarıyoruz. 9.00 buluyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Şenol 28 Ağustos'ta oynanacak Japonya-Türkiye arasında hazırlık maçını izlemek için Tokyo'ya gitmiştir. Türkiye'den de canlı izlenen maç Japonya saatiyle 20'de başlamış. Televizyondan yayınlanan maçı Rıdvan ve arkadaşları Türkiye saatiyle 14'te izlemeye başlamıştır. Buradan şunu anlıyoruz. 0. Meridyen Türkiye'nin bulunduğu yer Greenwich Meridyeninden 3 saat daha ileridir. Türkiye saatiyle maç 14.00'da başlamış. Japonya'da ise 20'de başlamış oluyor. İkisinin arasında 6 saat fark olduğunu görüyoruz. Ve Japonya'nın saati daha ileri olduğuna göre Greenwich saatinden 9 saat daha ileri bir saat dilimini kullanıyor demektir. Parçaya göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aralarında 6 saat fark olduğuna ulaşılabilir. Japonya'nın saatinin artı 9 olduğuna ulaşılabilir. 9. saat diliminde olduğuna ulaşılabilir. Japonya'da güneşin Türkiye'ye göre daha erken battığına ulaşılabilir. Çünkü Japonya'nın saati daha ileri doğuda olduğuna göre güneş daha erken batar diyebiliriz. 3'ü de doğru olduğu için doğru cevabımız E seçeneğidir. Şekildeki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıda 21 Mart tarihinde 3 merkeze ait güneşin ufuk düzlemindeki konumu verilmiştir. Tarih 21 Mart olduğu için bu şekilleri bir değerlendirelim. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Öğle vaktinde ise tam tepede olur. Öğle vakti gündüz süresinin ortasını verir. 21 Mart tarihinde gündüz süresi 12 saat olmasından dolayı Güneş 12'den 6 saat önce doğar, 6'da doğar, 18'de batar. Bundan dolayı yaklaşık 9 sularında güneş şuradaki konumunda olur. 12'de tam tepede olur. 15 sularında ise öğle ile akşam arasında yani şurada bir konumda bulunur. Şekle baktığımız zaman birinci merkezde güneş tepede olduğunu görüyoruz. Saatinin 12.00 olduğunu söyleyebiliriz. 2 numaralı merkezde yerel saatin 15 olduğunu, 3 numaralı merkezde ise saatin 9 olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre güneş önce 2 numaralı merkezde batar. Evet saat 15 olmuş. Batmaya daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü güneş 18'de batacak. Burada saat 15 olmuş. Daha erken batar diyebiliriz. 1 numaralı merkezde gün içerisindeki en kısa gölge yaşanır. Çünkü 1 numaralı merkezde güneş tepe noktasına ulaşmış. En kısa gölge yaşanır. Doğrudur. Güneş en son 3 numaralı merkezde doğmuştur. Saati en geri olmasından dolayı güneşin en geç doğduğu yer, en batıda olan yer 3 numaradır diyebiliriz. Bu bilgi de doğrudur. 1 numaralı merkezin bulunduğu boylam 2 ve 3 numaralı merkezlerin bulunduğu boylamların arasında yer alır deniliyor. 1 numaralı boy, e, merkezin saati 2'ye göre daha geri 3'e göre ise daha ileridir. Dolayısıyla ikisinin arasında bir yerde olduğunu söylemek mümkündür. 2 numaralı merkez 3 numaralı merkez 2 numaralı merkeze göre daha doğudadır denilmiş. Bu ifade yanlıştır. Çünkü yerel saati en geri olan merkez 3. merkezdir. Bundan dolayı da diğerlerine göre daha batıda olduğunu söylemek gerekirdi. Doğru cevabımız C seçeneğidir.